Evet. Ve... Ah. Ya. Ah dediğimiz ah. Tansel, şu an öyle bir şey oldu ki burada. Eğer bu performanslardan, yani son ikiye kalan kişi bir sonrakine muhakkak devam etseydi, önümüzdeki programlarda muhakkak çok üst düzey performanslara sahip olacak maskelilerden bir tanesiydi bence. Bu kadar bütün seviyeyi koruyabilen, hepsinin gerçekten aynı derecede iyi performanslar sergilemesi şu ana gerçekten aa dedirtiyor. Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle yani çok öyle. Çok sevdiğimiz bir yarışmacı Ejderha. Evet. Çok üzüldüm ben şahsen. Evet. Ben de çok üzüldüm çünkü çok güzel yorumluyordu Ejderha şarkıları. Müthiş sahne performanslarıydı. Her zaman duruşuyla örnek olan bir yarışmacıydı. Evet. Peki o zaman soralım mı? Maske, kimsin sen? 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 Senin kerimi, sadakatsizin silahı, bin bir farklı rolde gördüğümüz, çok sevdiğimiz, çok yetenekli Cemal Ünal için kocaman bir alkış. Muazzam bir aktör. Ya şu program böyle bir adamı mı gönderdi ya şu an? Olmaz abi. Ya. Burak Gülsoy gibi bir adam elenmemeliydi. Ya çok geçmiş olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Ya sabrın, onun içindeki o performansın, nefes alamamakla beraber yaptığın bütün çaba harikaydı. Ona ben de inanamıyorum. Çok iyiydiniz ya, çok iyiydiniz. Ya Cemal... Çok keyifliydi her hafta sizi izlemek. Çok sevindim bu arada ben sizi gördüğüme. Çok teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi ederim. Benim için de. Hem burada seyircilerle, hem sizin yorumlarınızla, katkılarınızla, Metin Hoca'nın katkılarıyla... Tansel'le beraber sahnede olmak inanılmaz keyifli. Çünkü gerçekten. Metin yani, Hoca ve ben. Şunu söylemeliyim kendi adıma. yani gerçekten çok iyiydi performanslar. Evet, dinlemeye doyamadık. Gerçekten. Evet. Çok iyi bir sesin var ve lütfen bundan mahrum etmemelisin hiçbirimizi. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Cemal bir de yani şöyle bir şey var. Ben ya yani burada seni tekrar görmüş oldum. Bilmem hatırlar mısın? Yıllar önce ben seni ilk tanıdığımda Senin evinde tanışmıştım seninle. Ve benim aklımda çok şakacı. Hatta böyle bir senin siyah bir kuşun vardı. Belli ki o saldırgan da bir şeydi. Beni de korkutmuştu o kuşla. Parmağını yer falan diye. Ama o zamanlar aklımda kalan o kuşları yapıyordu. Yani böyle bu kadar çeşitli hobileri olan, evet, bu kadar fazla kabiliyeti olan, atlarla ilgili olan, işte okçuluk dersem yanlış olmaz değil mi? Evet, evet, yaycılık doğru, deyip saçma bir şey söylemeyeyim istiyorum. Okçuluk, işte atçılık, yani bu kadar kabiliyetleri olan bir insanın yani şarkı söylemekle ilgili kabiliyetini tabii ki biliyordum zaten ama çok teşekkür burada ederim. Bu kadar fazla farklı şarkıyı bu kadar güzel seslendirmek ve buna bizleri de ortak etmiş olduğun için de teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten bir şerefti benim için. Hem buradaki yarışmacılarla hem sizinle beraber bunu yapmak. O gün de çok iyi hatırlıyorum. Evet, benim kuzguna yem ediyordum. Hatırlıyor musun? Gerçekten mi? Nişantaşı'ndaki evet, bizim çizgi film stüdyosunda. Öyle. Cemal bir dakika bir dakika. Sen tanışıyor muydunuz lan? Evet tabii, ama tabii. O kadar tüyo veremeyecektim artık. Hayranıyım dedim sadece o yüzden. Tabii ben zaten fark ettim orada bir şey olduğunu. Yani o fake ipucu gibi bir şey olmuş yani. Evet evet. Eyvallah. Cemal ben gerçekten seni burada görünce o kadar mutlu oldum ki. İlk bölüm zaten attan ve binicilikten. Karavanda biz ilk tanıştığımızda sen bana hep at binmeni anlattın. O yüzden zaten... Siz dışarıda görüştün sen biliyor muydun? Karavanda birlikte çalıştık. Senin... Biz daha yeni çalıştık birlikte. Ne diyorsun ve ya? Allah Allah. Sen hani niye söylemedin biliyorsun?
Hayır, ay, ilk programda attan ilerleyip Cemal dedik ya. Şimdi ben yine seni söyleyecektim. Bana geldin böyle telefon yaptın. Telefon hareketleri şaşırtmaca yaptın bana. Benim yoksa... de bir çakallık yapmam gerekiyordu artık. Evet, doğru. Hayır, hayır, çünkü öyle bir şey ki şimdi bunun içinde nefes almak gerçekten zor. Çok hani bir ara bayılacaktım falan. Ama tekrar seninle çalıştığım için, seni gördüğüm için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben keşke de. Bu kadar erken görmeseydik. Favori yarışmacılarımdandın, çok biliyorsun. Ama Cemal abi, sen beni tanımasan da ıssız adamdan beri ben senin hayranım gerçekten, oyunculuğuna da. Bize sesinle de haftalarca normal bir performans sergiledin. Bize inanılmaz bir gösteriler sergiledin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Memnun olduk. Çok yani. Onurlandırdın beni bu yarışma boyunca. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Saygılar abicim. Bizi o eşsiz muhabbetinden de mahrum bırakma artık. Bir gün görüşelim yani. Bir gün bir sahne yapın bak. Yapma. Siz tabii, sahne yapmadınız değil mi Murat Boz'la? Sahnenizi yapın, o yapmadan olmaz Murat Boz'la. Murat Boz diyorum hala, anlatsanız. Lan oğlum, benim... sen şaka yapmıyor muydun sabahtan beri? Abi şaka yapıyorsun zannediyor. Şaka yapıyor zannediyordu. Ya ben sana bir şey diyeceğim. Sesimizi ben... de çıkarmıyoruz burada. Kardeşim böyle şey olamaz ya. Sen yapıyorum. Murat Dalkılıç'tın değil mi? Abi gel, yok. Eda'cığım sen neler hissediyorsun? Ben Ejderha'yı çok seviyorum. Cemal Ünal'ı da çok beğenirim. Ben de yıllardır onu izliyorum. Çok gurur duydum bu programda olduğu için. Ne kadar güzel bir isim çıktı maskenin içinden. Çok teşekkür ederim. Bize onur verdi. İyi ki geldi. Keşke daha çok kalsaydı. Evet. İnşallah yine görüşürüz. Gerçekten onur bana ait. Çok keyifliydi. Sizinle karşınızda bunu yapmak, yorumlarınızı dinlemek, diğer yarışmacıları dinlemek, yani takip etmek, seyircinin tepkileri başlı başına bambaşka bir tecrübeydi. Hayatımda daha önce böyle bir şey yapmadım. O kesin. Ama hiç öyle görünmüyordu. Sanki yıllardır şarkı söylüyormuşsun gibiydi. Abi, Metin Hoca'ya ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok emek sarf etti. Evet, ortağım gerçekten çok iyidir. Evet, Metin Hoca'ya gerçekten. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok, çok emeği var. Yani sanat olsun, koreografi olsun çok... Çok özel ve çok keyifli, çok kaliteli, nitelikli bir proje oldu. Benim için gerçekten burada bulunmak, bunun bir parçası olmak asla unutmayacağım bir şey oldu.